Değerli öğretmenlerimiz, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı hakkında sizlere kısa bir bilgi vereceğim. Öncelikle bu programın amacı ve kapsamı nedir? Ona bir bakalım. En basit tabiriyle bilim kültürü ve iletişimin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını sağlayan bir şenlik olarak tanımlayabiliriz. Hedef kitlemiz ise 7'den 77'ye toplumun her kesimi. Burada önemli bir kavramımız var. Atölye lideri. Belki 4006'lardan ayıran en önemli özelliğimiz de bu. 4006'larda öğrencilerimiz aktifti. 4007'de ise siz öğretmen olarak atölye lideri oluyorsunuz. Sizin sunacağınız standa gelen öğrencilerimize, velilerimize, yetişkinlere, öğretmenlere, hedef kitleniz kimse, onlara yapacağınız etkinliklerle bilimi sevdirmek ve tanıtmak amacıyla etkinlikler düzenlemenizi istiyoruz. Çağrı alanlarımızda neler var? Yani hangi konularda yapabilirsiniz bu atölyeleri? Doğa bilimleri olabilir. Mühendislik ve teknoloji alanlarında olabilir. Sosyal beşeri bilimler, tarımsal bilimler, tıbbi bilimler. Bizim en az 20 tane atölye liderine ihtiyacımız var. Hangi yöntem teknikleri kullanabiliriz? Arttırılmış gerçeklik, animasyon, argümantasyon, bilgi işlemsel düşünme, çevrimiçi etkileşimli uygulamalar, deneysel uygulamalar, dijital oyun, mobil uygulamalar, oyunlaştırma, söyleşi, seminer, panel, çalıştay, sistem etkinlikleri, tahmin et, gözle açıkla etkinlikleri, yaratıcı drama. Bunlardan birkaçını da aynı anda içerebilir yapacağınız etkinlik. Proje kapsamında biz en az 3 tane kurum ve kuruluşla, üniversiteyle, belediyelerle protokol imzalayacağız. Mutlaka her atölye liderimizin arbis.tubitak.gov.tr üzerinden kayıt olması gerekiyor. 2-3 dakika içinde kayıt olabiliyorsunuz. Planlama yaparken de hedef kitlenizi, etkinliğinizin konusunu, ölçme değerlendirme yöntemlerinizi ve atölye esnasında uygulayacağınız yöntemleri belirlemenizi isteyeceğiz. Aynı zamanda bir risk analizi yapmamız gerekiyor. Yapacağımız etkinliklerin risk oluşturmaması gerekiyor. Kan grubu tayini, şeker ölçümü, ispirt ocağı gibi bu tarz tehlikeli etkinlikler mümkün olduğunca yapmıyoruz. Yaparsak da bunlarla ilgili nasıl tedbirler almamız gerektiğini ayrıntılı bir şekilde açıklamamız gerekiyor. Etkinlik en az 3 gün sürüyor. Bir tanesi cumartesi ya da pazar gününü kapsayacak şekilde. Sabah 9 ile 17 saatleri arasında. Şöyle düşünelim, sizin bir standınız var. Öğrenciler o standınıza gelip gidiyorlar. Günde ortalama 5 seans olarak düşünebiliriz. Etkinlik ve program yoğunluğuna göre bir günde 3 gün arasında atölye lideri olarak orada görev yapacaksınız. Seçilen öğretmenlerimiz arasında. Neleri desteklemiyor TÜBİTAK? Baktığımızda ise yazılım, ısıtma, aydınlatma, temizlik, güvenlik, inşaat, tamir, bakım, onarım, akaryakıt alımları, ulaşım, araç kiralama giderleri karşılamıyor. Aynı zamanda demirbaş olarak sayılabileceğimiz işte projeksiyon, bilgisayar gibi kalemleri de desteklemiyor. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yapacağımız projenin bilimsel bir içeriğinin olması gerekiyor. Hedeflerinin gerçekçi olması gerekiyor. Ve uygulanabilir olması gerekiyor. Bununla ilgili formlarımız ve WhatsApp grubumuzun linki ektedir. Herkese teşekkür ediyoruz.